Sıfırdan Lig Kasıyoruz video serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Zorlu bir maçla karşınızdayım. Bir Ghost seçeyim dedim. Onda da pişman ettiler. Odette, Novarya ve Nana var. Takımda tank yok. 3 tane büyücü aldılar. ADC'miz Layla. Takımda ne destek var, ne tank var, ne savaşçı var. Karşı takımdaki piklerin hepsi normal ve iyi pikler. Bayağı zorlu bir maç olacak açıkçası. Yani hepsini kessem bile maç late'e uzadığı takdirde adamlar 0-10 olsa dahi çok hasar verebilecekler bana. Ya bu maç lose alabiliriz ama yani bunu lose alırsak yapabileceğim bir şey yok. Bu seride de tüm maçları videoya aldığım için mecburen şu anda kayıttayım. Yardım kaç benim. Tamam. Güzel. Üçü de gitti. Garip garip tercihler yaptı. Biri baskın alsın. Baskın alsın biri. Bari baskın alın ya. Nedir bu büyücü aşkı arkadaş? Oynayalım, elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Yani böyle troll bir maç yani. Bu şu an benim hakkımı yiyorlar ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun, ne diyelim. Zaten bu seride normal maçı kaybetmiyorum. Sizlere bunu daha önce de dedim. Normal maçı kaybetmiyorum abi. Anca bu tarz maçları kaybediyorum. Adam benimle orman dönüyor ya. Ne? Aldın mı? Ha, baskın almış, güzel. Güzel, baskın alması iyi bari. Ama yani Layla bende olsa bu maç win bu arada. Yanımda Odette tank var arkadaşlar. Bota kim bakacak peki? Nasıl yapacağız o işi? Yapma abi, Q kaçtı. Q niye kaçtı? Abi neden öyle bir şey oldu ya? Telefon şarjda da ya, tuşlar batmıyor bu arada. Bu seride bunu yaşayacağız arkadaşlar. Maalesef bunu yaşayacağız bu seride. Bedava kili kaçırdık. Dur şu adamı bir tur daha deneyelim. Hayır, Ersim'aydık. Buraya puşla bari. Telefon şarjdayken gerçekten çok problem oluyor. Şuralardan feni gelebilir. Baksana, tuşa basıyorum, geç geliyor ya. Şey mi yapsam acaba, şarjdan çıkarsam 116 ile oynasam? Diğer videoyu böyle telefonu şarj doldurup mu çeksem acaba? Ya var ya, her videoda bir problem çıkıyor başımıza. Ben anlamadım. Salak salak kostüm çıkartacaklarına. Böyle şeyleri düzelseler. Bunların hiçbirini yaşamayacağız da. Telefonu şarja takınca oyunda delay oluyor ya. Orada Layla'ya nasıl kostüm çıkarılır onu tasarlıyorlar ya. Bütün derdimiz bitti, Layla'nın kostümü kaldı. Çok seri bir Ghost'un oynayamayacağım maalesef bu delay'dan dolayı, bilginiz olsun. Tuşa iki defa basıyorum bu arada. Anca öyle algılıyor. Bir tane çıkartacağım şarjdan. Kapanırsa da kapansın, yapacak bir şey yok. İnşallah. Şey yaparız. Oynanmaz yoksa böyle oyun.
Mavi bir alalım. Aslında şarjdan değildi. 115'in altını düşünce mi böyle bir şey oluyor iPhone'da ya? Ondan kaynaklı da olabilir ya. Bu sorun tek benim yaşamadığımı biliyorum bu arada. Yorumlarda yüzlerce kişi bundan bana bahsetmişti. Bu nasıl bir build abi? Yeni meta build mi? Oto build'de mi kalmış? Aynen. Neyse farklı bir build yapalım ya. Değişiklik olsun. Şu an tek istediğim maçın bitmesi ve telefonu gidip şarja takmam arkadaşlar. Vur şuna. Vur güzel. Oğlum nasıl kazanıyoruz lan? Şu maçı kazanalım var ya hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten inşallah bu maçı kazanırız. Umarım Layla bir anda power up alır ve herkese vurur. Ormana bir çok vuruyorum fark ettiniz mi? Yeni gelen güncellemeden sonra. Büyücüler kuleleri ormanlara falan fazla vuruyor. Yani bu da büyücü olarak geçtiği için tabi. Kadın mavisini alabiliriz. Siz alın onu, ben maviye gireceğim. Güzel bedava mavi. Eforsuz. Güzel. Ya bizim Lord'a falan oynamamız lazım. Late'e uzarsa maç sıkıntı. Benim'in tırt olması güzel oldu arkadaşlar. Öldü. Bari gitmeden şunu alalım, öleceğiz bari. En azından bunu keselim. Neyse güzel. Abi bu nasıl maç? Ben nereye düştüm lan? 3 büyücüyle bir şeyler yapıyoruz falan. Bende Delay var. Vallahi normal bir maç olsa var ya çok sıkıntı yaşarım. 3-4 kere basıyorum W'ye. Siz görmüyorsunuz. Şu an kamera olmadığı için. Pek belli olmuyordur böyle ama. Ben sırtım ağrıyor yani oyun oynarken. Hani böyle hissiyatı. Aman diyeyim ona nasıl bir ulti? Ne yapıyorsun lan? Kontrak ulan. Aa, oğlum ne gördüm lan ben az önce? Evet, Leslie 7-0 oynuyor arkadaşlar. Selamun aleyküm.
Büyük tehlike. Büyük tehlike çıkıyor ortaya arkadaşlar. Şimdi dikkatli oynayıp kesmek lazım bu arkadaşı. Aferin oğlum, git öyle ona. Adam 8-0 oldu ya. En olmayacak hero'yu 8-0 yaptık abi. Birazdan bir vuracak. 9-10 kademeç. Tabii iki tane düz vuruş için geçerli. Nasıl gideceğim ki şimdi ben arkadan? Bir bakalım. Bir Fen'i bayağı şey oynuyor, yanlış oynuyor. Oynayacak var mı? Gidebilecek var mı? Lord'a girelim, Lord'a gelin. Lord'a gel, Lord'a gel. Gel lan, gel gel, çabuk lan. Çabuk çabuk çabuk, şu maçı kazanalım. Tarzım kaç? 13, yeter, devam. Orada çabuk 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 çabuk. Güzel. Devam et şuna, gel. Gel buraya. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Oğlum bu nasıl bir maç lan? Ben ne yaşıyorum oğlum ben şu an? Var ya, şu an bir an önce maçı bitirip telefonu şarja takıp abi bir Ghost'unla oynamak istiyorum delaysız bir şekilde. 3'e 5 kere basmadığım bir Ghost'unla acaba neler yapacağım merak ediyorum. Şu an hasarı bayağı bir fazla çünkü. Sıçtık arkadaşlar. Elemanın fiskesi duruyormuş. Fiskisi olmasa bir şeyler yapardım da. Gerçi hadi vur. Güzel lan, öldü, devam. Güzel. O da öldü lan. O kazanıyor. O devam lan. Oğlum lan midden fark etmez. Onu bitirin lan. Kazanalım çabuk. Hadi hadi. Hadi, o önünü görmüyor. Şaka mı abi bu? Gerçek mi ya? Abi Mobile Legends gerçekten şaşırtmıyorsun ya. Yani şu adamların tamam garip oynuyorlardı. LS harici garip oynuyordu. Okey de. Yani şu adamların hepsi doğru rol almış. Bizim takımın tipine bakar mısın ya? 3 tane büyücü, bir ADC, bir tane Ghost'un. Ghost'un böyle telefonu deliyor arka planda. Ve maç kazanıyoruz abi. Dostlar ben bir telefon hemen bir şarj edip geliyorum. Arkadaşlar sırf Guş'la oynamak için telefonu şarja taktım. Biraz bekledim ve geldim. Karşı takımın attığı bana bakar mısın? İşte benim hayattaki şansım abi. İkinci maçtan selamlar dostlar. Ghost'un ban yiyince telefonu tekrardan şarja taktım abi. Bazı hero'larda oyunda delay oldu mu gerçekten çok problem oluyor. Mesela Lancelot, Fanny, Ghost'un böyle anlık hareket eden hero'lar. Moskov da bunun içinde dahil. Mekanik olan hero'larda, uçan zıplayan hero'larda. Delay oldu mu sıkıntı oluyor abi. Mesela bir tuşu 2-3 kere bastım mı problem. Bunu tek yaşayan ben değilim. Aranızda zaten bu videoyu izleyen iki kişiden biri yaşıyordur muhtemelen. Demek istediklerimi anlıyorlardır. Dostlar, Harley aldım. Madem büyücülere buff geldi. Zaten gelen buff'ı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi büyücüler kulelere vururken mesela saldırı gücü taşıyıcıları yüzde Golem Türk. Golem Türk ne yapıyor? AFK mı? Dur önce maviyi keselim ya. AFK mı bakayım?
Olympic baskın yaparken oyundan düştü. Ha. Bu saldırı gücü taşıyıcıları kuleye mevcut saldırı gücünün %100'ü kadar da vururken büyücü hero'lar %60 vuruyordu arkadaşlar. Bunu %100'e çektiler. Ondan sonra ormanı kolay dönme falan getirdiler. Büyücüler şu an bayağı OP yani. Ormanda çoğu hero şu anda OP olmaya başladı yavaştan. Meta'yı değiştirmeye çalışıyorlar sanırsam. Valla Tigreyi fitlerse umurumda olmaz abi. Vurur keserim yani. Bilerek fitliyorsa fitleyebilir. Ama orada bence interneti gitti onun. Ya, affetmem yani. Bak fitliyormuş, ağlıyormuş. Bana ne abi? Benim takımıma gelip fitleyen olduğu zaman ben maç taşımaya çalışıyorum. Karşı takımda oldum da bu benim için bir olaylık yani. Zaten genel olarak maçları kazanıyoruz. Biri fitlediği zaman daha kolay oluyor açıkçası. Bizim için daha iyi oluyor. Şu oyunda var ya, ay fitliyorum ben deyip böyle tribe girenleri de anlamıyorum. Neyin kafasını yaşıyorlar ya? Tanımadığın adama insan neden trip atar ki abi? Ben var ya, tanıdığım adamın bile tribini çekmekten nefret eden bir insanım, biliyor musunuz? Hayatta nefret ettiğim şeylerden birisi triptir abi. Oturup konu neyse adam akıllı konuşulur, tamam mı? Trip muhabbetlerini hiç sevmem. Bir de oyunda görüyorum ya. Çok da umurumda sanki var ya böyle. Yok şu euroyu aldım fitleyeceğim. Bu euroyu aldım fitleyeceğim. Fitlersen fitle, ne olacak ya? Fitlemezsen adam değilsin. Hiç tanımadığı insana da trip atar mı insan ya? Çok garip ya. Vallahi garip. Zilong'u vur ya. Kes. Bir maç sonra görmeyeceğin adama yok ben fitleyeceğim. Yok ben oynamıyorum. Küstüm. Zırlıyorlar böyle. Ya bak çok tilt olursun. ADC almışsındır. Adam gider ADC pikler, tamam mı? Ya da gelir ormanını, sen ormancısındır. O da gider ormancı alır. Rage geçirirsin, sinirlenirsin. Bu normal bir şey yani. At quit'ini, git bir kahve iç. Ya da git sağda solda gez yani. Ya bu şartlarda okey. Ama bazı insanlara böyle boktan sebeplerden dolayı fitlemeye çalışıyor ya. Adama gülücük attım diye fitlemişti bir ara. Böyle bir şey yaşamıştım. Sen kimsin bana gülücük atıyorsunmuşmuş. Allah Allah. Beyefendi Polat Alemdar sanki. Bundan dolayı fitleyen gördüm. Çok garip fitleme sebepleri gördüm ya. Öldü o. Şey gördüm mesela, böyle 90 oran göndermiştim takıma. Aa 90 oran kasmış deyip böyle küfür edip dur senin şu oranını bozayım diyen fitleyen de gördüm. Böyle garip garip şeyler çok gördüm. Manyak dolu abi ya. Valla manyak dolu. Şu denemeyecek misin? Fake atıyoruz, yemiyorsun. Yani o buzu böyle sabaha kadar tutacaksın değil mi? Aynen, o buzu harcamayacaksın sen anladığım kadarıyla. Sen yukarıya gidiyorsun. Ben de koridorunu itler. Buradan gold alırım. Elim 2'dir W'ye çarpıyor ya yanlışlıkla. Ekranı çok mu kavruyorum? Neyse bedava gold alalım şuradan. Severiz bedava gold'u. Bak kulenin gold'unu nasıl aldım, gördün mü? Önceden olsa bu kadar alamazdım. Bak kuleye vuruşlarımı görüyor musun? Bir de Harley'de ekstra bir Q atınca atak speed de geliyor ya. Deli gibi kule alabiliriz şu anda. Abi bu W'ya ben niye basıyorum lan? Elim niye oraya gidiyor benim ya? Parmaklarım mı büyüdü yoksa? Tamam o öldü. Harley ile turtle almak falan da iyi ya. Hızlı alıyor Harley genel olarak ormanları. Bir de bende şu anda ormanlara fazla vurduran hamlem de var ya. Lord Kaplumbağa 115 falan, bakayım ormanları da işliyor mu?
Ford ve Kaplumbağayı %15 arttırıyor. Normal orman canavarlarına karşı yarı yarı düşer. Yani %50 bunları da fazla vurdurtturuyormuş. O da iyi bir rakam. Bu maçı kazanırsak malum sayıya ulaşacağız arkadaşlar. Ondan sonra seriyi bitiriyoruz. Sayı 31 oldu baba. Hadi bitirdik seriyi. Bu kadar yeter. Öldün öldün. Aferin Atlas. Kes oğlum onu. Çok öndeyiz diye böyle bir şey yapıyorum zaten. Ah. Yapmamalıymışım. Deniz Bilong'u öldüm. Ya bu Zilonglar var ya, bu seride bana cidden çok bela oldular abi. Bu Zilonglardan çektiğim nedir benim? Şu eşyayı sevmeye başladım arkadaşlar. Darlium tırpanı. Büyü gücünün diyor bak, temel saldırı artı 100 büyü gücünün %100 kadarına eşdeğer gerçek hasar verir diyor. Bayağı iyi. Ama erken aşamada akıllı asa yakma gibi daha iyi alternatifler olduğu gerçeği de aşikar. Gizem öldün. Gizem bırak telefonu. Hadi sen orada ekranı izle. Ben bir burada turtle alayım. Deli Dilon gelmeden alayım şu turtle'ı. Arkadaşlar maçlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama büyük ustadan daha kolay geçiyor şu anda. Sizlere söylemiştim yani. Daha videonun ilk serilerinde hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Hatırlayanlar yorumlarda kendini belli etsin. Lig yükseldikçe maçlar kolaylaşıyor demiştim yani sizlere. Bazı insanlar ısrarla Mystic Ligi'nin, ne bileyim, Efsane Ligi'nin Epic'ten daha iyi olduğunu falan sanıyor. Öyle bir şey yok abicim. Yok baba yok. Bu oyunda lig yükseldikçe kalite düşüyor 5 girmediği sürece. 5 girince maçlar da kolay düşüyor hard rakip gelmezse ama. Bu oyunda maksimum sağlam oynayacağın kişiler kalıplaşmış 5'lere karşı 5 rank oynarsın yani. Deli Silong gelme. Güzel vur. Yani öyle solo Q girip aman aman rakiplere karşı oyun oynayamayacaksın hiçbir zaman. O mükemmel oyuncular gelmeyecek yani. W yer miyim şöyle bir şey yapsam? Öldü. O beklediğim mükemmel profesyonel oyunculara karşı oynayamayacaksın Mystic. İstersen 15.000 yıldız kas. Karşına yine Şükrü 75 gelecek. Melteli oyun oynamak istiyorsan bunun maksimum seviyesi sabit 5'lere karşı oynarsın. Tamam mı? Ghostlarsın artık, ne bileyim. Akşam saatlerinde eşleşirsin. Ondan sonra takımını alır turnuvalara falan girersin. Bu yani olay bu. Öldü o. Alalım şu mavi arkadaşlar. Dur bakayım. Keselim şunu. Ya Lord almadan maçı bitirebiliriz bence. Biri gelsin de keselim. Artık o şanslı kim bilmiyorum ama bu arkadaşım ölmeyebilir. Yakmaya belki. Ölecek. Zilong gelecek. Zilong nerede? Ama Baze'de ölür mü? Adam Baze'de öldü ya.
Ne kadar çok vurduysak. Raze'i base bile kurtarmadı arkadaşlar. %31'den yani 63. 32 geldi değil mi? Manyak falan atmadım. Bir savage falan atmadım. Düz oynadık. Fazla bir win serimiz de yok gerçi şu anda. 31 mi oldu win? Yani 32 aslında fena değil arkadaşlar. Ama bir el daha kazanırsam çift yıldız verme olasılığı yüksek. En azından bir böyle bağlam ödüller alırsam direkt efsane 3 olacak hesap. Hadi bakalım dostlar. Bir sonraki maça geçelim. Evet dostlarım. Üçüncü maçtayız. Gushin kaldı. Sonunda aldık. Evet karşıda neler varmış. Tabii ilk pikten ben rica ettim. Bana dedim yer verir misin? İlk pik karşıdaydı. Daha sonra 12 pik bizdeydi. Lane'e çektik. Daha sonra bana yer verdi. S1 sağ olsun. Bunu gören Saber direkt kilitledi hero'yu ya. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama enerjim diğer videolara göre çok düşük. Zaten fark edip soranlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen ben şimdiden cevaplayayım. Bugün 2 saat psike sürdüm de bu videoya girmeden 1 saat önce falan. 27 kilometre. Tam 27 kilometre. 617 kalori yaktım galiba. Bilmiyorum öyle yazıyor da. Ortalama öyle bir şey yazıyor. Bir de var ya full hit yaptım böyle hızlı tempo yaptım. MS girme MS. Abi ben Ghost'ın aldım ya bak şimdi MS giriyor. Yapma kurban olayım ben bir şu oyunu normalce bir oynayayım ya. Yapma mele yapma ya. Bak vallahi oturur 2 saat video çekerim ha. Valla direkt redden başlayacağım. Böyle çekebilirim hatta bunları gitmeyeceğim oraya. Burada olay çıkar. Hiç gitmeyelim. Benim bu analoğu birazcık büyütmem gerek ya. Diğer hesapta oyun oynayıp bu hesaba girince ellerim şeye gidiyor. Vallahi MS giriyor. Yapma be ML. Son 2 gündür benim bu MS'lerden çektiğim nedir arkadaş ya? 2 gündür var ya. Bir MS girer, bir ping olur, delay olur. Tribe girdim ya iyice. Bir normal oyun oynayalım arkadaşlar. Geleceğim ona. Bekle. Alabiliriz ya gel. Tamam sen git kulene git kulene. Gerçi sen base at. Sen git base'ini at abi. Kurtulacağım arkadaşlar ya bir hafta sonra bu şeyden de. Bu MS probleminden de kurtulacağım. Bu yeni taşınacağınız evde sizlere söylemiştim ya 1000 MPS internet varmış TürkNet'in. Direkt bağlayacağım onu. İki tane modemden de kurtuluyorum abi. İki modem çok sıkıntı eğer fiber internetin yoksa aranızda böyle yayın video falan çekecek varsa bilginiz olsun. Bende bir Superbox var bir de Millenicom diye bir tane internet var. Yıllardır onu kullanıyorum. Çok problem arkadaşlar hani mesela fiberin yoksa yayına girdiğinde o yayın açtığın internetten oyun oynayamıyorsun. Donuyor. Bu sefer ikinci bir modem ayarlaman gerekiyor. Falan filan. Çok problem yani. Yalnız bu maç sıkıntı ya. Alpha Saber falan derken bizim takım da jortladı. Madem böyle sıkıntı pikleri var dikkatli oynasınlar.
Bu kuleyi tutması lazım arkadaşın gelip. Bunda misilleme varsa bu ölmez yani. Gelmeyecek galiba. Tamam, attık komboyu, aldık ormanı, boş durmayalım. Şu şeye geçelim. Yukarı doğru geçelim yavaştan bota doğru. Ama Sabre aşağı gitmiş. Counter Gank gelir mi? O abi canları çok fazla. Gelmez oraya Counter Gank falan. O canları atamam arkadaşlar maalesef. Ne oluyor yukarıda? Yalnız orada aldık ukili. Ukili aldık aldık. Güzel. Açılışı yaptık abi. İyi oldu şu an. Hylos, Alpha, Saber. Bunlar Polo'nun tehlikeli hero'ları arkadaşlar. Laceley. Her ne kadar 5'te böyle sıkıntı yaşayan pickler olsa da Solo'nun belaları bunlar. Çünkü güçlüler yani. Avantajları biraz fazla. En iyisi böyle oynamak herhalde. Ulti bastırma bana. Smite yok ama. Aynen kanka, attın şu anda ultiyi, kestin beni. Ben bir anda tapa tekrardan döndüm. Baba adamın üstüne gitseydin ya, daha güzel olurdu. Kuleye vur, kuleye vur ya, kuleye vur. Onun base atması bile daha iyi. Git kuleye vur. Al kuleni. Base atması bile geri düşürüyor bak. Diff yemiş zaten şu an. Daha diff yemiş. Yok abi ya. İlkel Delay'dan sıkıntı çektik. Oyun kafayı yedi. iPhone. Bu elde ping artıyor. Ben atarım bir Ghost'un maçı daha sonra. Benim içimde kaldı yani. Ben ağız tadıyla bir Ghost'un oynarım. Bir saatlik bir Gush'ın videosu gelir, ben size söyleyeyim. Her an böyle. Selamünaleyküm. Bıçaklar pazardan, Allah korusun nazardan başlıyor bildirimi gelebilir. Arkada bekliyor Gord. Abi buraya birinin gelmesi lazım. Kaçarız bundan, dönüp kese de bilirim aslında da. Dönüp kesebilir miyim ya? Keserim aslında bunu, bir dakika. Böyle gitsek bir. Kartmayacaksın değil mi o kafanı orada? Bekleyeceksin orada. Ward var ya, fena oynuyor. Çok dikkatli oynuyor eleman. Nasıl alayım oğlum? Adam base'de oynuyor lan oyunu. Çalıya yatıyor, çalıda bekliyor eleman. Onu ben keserim. Kovalasam da bu sefer siz de ölürsünüz fight'larda. Baksana adamın oynayışı. Aşırı safe. Korkak oynuyor. Kaçarız buradan. Değil mi? Güzel kaçtık. Neyse Alfa'yı da kestik. İyi bari.
Baksakın ölmüyor. Ona ulti atma. Yakındaki adamın Leste'yle ulti atılmaz. Onu yapmamalısın. Gördün mü lag'ı? Bak tam olarak bundan bahsediyordum. Acaba videoya yansıdı mı? İnşallah video gözükmüştür. Kankacığım aşağı gidip saldırırsan, bana pozisyon gösterirsen gider keserim o adamı. Hatta şöyle keseyim ben bu adamı. Duvarı deliyor. Öldüm. Adamda R yok ki ya. Gördüğüne ulti basıyor. 7 defa öldü. Hala saldırıyor adam. Gordon kaldığı safe'i Alpha'nın kalması lazım normalde. Garip bir cümle oldu ama öyle işte yani. Normalde Mister'ın o ikisini de kesmesi lazım. Benim bildiğim mister ikisinde de var bu arada. Q'yu vurursa onu da kesebilir diyecektim de Gord iyi oynuyor. Benim bu el Lord'u aldırmam lazım. O Hylos güçlenecek. Moskov da güçlenecek. Benim mavimi almışlar. Tiplere bakar mısın? Yapma 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 yapma. Yapma. Misillemene saplayayım ya. Aa ölmedi. Mister'ın yazdığı mesaja bakar mısın? Ya Gord seni harbiden çok fena yapacağım kanka. Git sadece sana oynayayım ben ya. Bu böyle olmayacak ya. Hatta seni tilt edeyim ben ya Gord. Sadece seni kovalayacağım. Bak yazıyorum azıcık tribe girsin. Azıcık terletelim ya. Psikolojik baskı uygulayalım. İske de yok. Fırlası var. Sıkıntı yok. Debir önünü görmüyor ama damage vurur arkadaşlar. Ölmüyor. Alfa'ya baksana. Öldüm ben arkadaşlar. Mission complete ya. Mission complete. Güzel güzel. Yalnız o Moskov Ninja Lord yapar arkadaşlar. Oraya bir dikkat edersek. Bizim çocuklar birine çarpsa bu Hylos da olabilir. Lese 8K Gold'un var. Yapıştırsana şu adamlara. Kaç geriye doğru? Vur uzaktan. Vur baba. Yapıştır. Aynen öyle. Lese'sin sen ya. Kendine gel ya. Vur ya. Acilen takımı Lord'a sokmam gerekli, riskli maç. Moskov'un 1-6 olduğuna bakmayın. Güçlü yani bir duvara vurmasına bakarız. Sürekli bir midde bir yerlerde fight'lar oluyor. Şu Lord'a girersek güzel olur. Baba yapma işte şunu adamlarla vs'ye girme ya.
Adamlar kulenin altında gidip öleceğinize Lord'a gelin. Lord'a gelin. Niye fight atıyorsunuz ya, kurban olayım. Öldüm mü? Yok. Ne bak, adam 10 kill girdi, Lord falan denemek istiyor ya. Gelsiniz oğlum buraya. Aa, vallahi sıkıntı arkadaşlar. Şaka mısınız oğlum? Aldılar Lord'u. Aa, Lord'u aldılar. Adam orman redimi dönüyor. Kaybetmiş olabiliriz bu maçı. Gelmiyorlar Lord'a, gidip gidip ölüyorlar. Ya bu maçı Allah'a emanet falan kazanacağız herhalde böyle. Bize oyun aldırtmam diyor Mistar. Ne, biz ne yaptık lan? Ne oldu lan bir anda? Bize niye oyun aldırtmıyorsun? Ne yaptık biz reis? Ne oldu ya? Risk olarak bundan mı bahsediyordum arkadaşlar? Adamlar beynini kullandı. 4 kişi orada geldi. Benim takımda beyin yok tabi. Çok sıkıntı. Yan yana oynuyorlar ya. Baksana, gidemiyorum Gordon'a. Aylos nasıl koruyor? Bir yere kadar yani taşımak. Baksana, adam babasının şeyini koruyor sanki ya. Babasının oğlunu koruyor sanki ya. Moskova'yı da kesemeyeceğim birazdan. AP kasası şey katarsa. Yedora gitme oraya öyle. Leslie yapıştırsa aslında. Hayır. Hayır oğlum, sokma beni içeri ya. Zaten lag var. Ben Gord'a gideceğim arkadan. Gidin gidin oynayın. Evet, bir yerlerde pusuyor. Leste ulti ile görüş alabilir aslında. Leste görüş alsa adam base'de ölümsüzlük de almış. Bu ilde bak. Bu da 5 kişinin arasına girip ölecek. Abi çık artık. Yeter artık. Yapma bak artık şunu. Giremiyorum ki. Leste gelip vursana oğlum şunlara. Güzel kardeşim, gel vursana şu adamları. Eşek gibi önümüzde duruyorlar lan adamlar. Yutturduk, giremiyoruz ama. Aa, Edora bir split atıyor. Aa, Lord var oğlum. Bu Hylus bakar sağ sola. Lan oğlum, öndeyiz, ben niye Lord'u çalmaya çalışıyorum? Aa. Olaya bak lan. Valla bunu keseyim de Lord yapacak bir şey yok. Babası da geldi buraya. Yardım edin ya. Biri vursun ya. Lord'u aldık galiba. Ya bak, adam Ward'la görüş almaya geliyor ya. Eudora hala split atıyor. Allah'ım Allah'ım, neler görüyorum ben. Kesti bir de onu. Oğlum çabuk bitirelim şu maçı. Yürüyün lan. Bu maç bitsin. Bu maç lose çünkü. Zaten pink yüzünden hareket edemiyorum. Yürü yürü. Yürü yürü, devam et yürü. Bottan taptan her yerden git. Devam et, Leslie'yi vur, Leslie'yi vur.
Bir kuleye vursam şöyle. Vallahi kazandık ya. Hem ping var, hem takım sıkıntılı. Eidora splitle maç kazandık. Eidora split. Hadi bakayım. MVP gitti galiba. Evet, çift yıldız alamayacağız ama. Tercih mi yoksa yok. Neyse, bir sonraki maçta 3 yıldız olacak bu hesap. Yani ortalama 4 maçta şey oluyor zaten. 3-4 maçta efsane 2 oluyor. Alıyor 2 tane lig. 2-3 güne zaten bu seride biter gibi duruyor. Arkadaşlar, şanssız bir Ghost'un günüyle karşınızdaydım. Ama bunun telafisini yapacağım tabii. Çok içimde kaldı. Videoya beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Garip şeyler yaşasak da zaten bu serinin mantığını ilk bölümden sizlere anlatmıştım, hatırlıyorsunuzdur. Bu serideki mantık, kafayı kullanıp nasıl kolay win aldığımızı sizlere göstermek arkadaşlar. Easy taktiklerle zaten adamların önüne geçiyoruz. Şu ana kadar 32 tane kazanmamız var, 4 tane lose'umuz var. Bu 4 tane maçı da çok tryhard olmadığımız için ve takıma absürt insanlar geldiği için kaybettik. Yani şu ana kadar böyle kapışmalı bir maçta lose aldığımız da olmadı. Serimiz istediğimiz gibi devam ediyor. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Hatred is now my companion.